Merhaba sevgili dostlar. Evet, Alacalı geziler keşfetmeye devam ediyor. Bugün neredeyiz? Kilyos'tayız, Wolfest'te. Karavan ve kamp severler hepsi burada. Çadırlar burada, karavanlar burada. Çeşitli standlar var. Onları gezeceğiz, DJ'yi gezeceğiz. Otomobil burada yine stand açtı. Harika karavanlarıyla burada. Yine çok renkli, çok harika bir fuar olacak. Evet, Alacalı geziler Wolfest'te başlasın. Çadırlar kurulmuş. 3 gündür burada kamp yapıyorlar ve gerçekten çok eğlenceli geçtiğini söylüyorlar. Kampla alakalı bilgiler, doğada nasıl hayatta kalabilirsiniz, çadır nasıl kurulur, bunlar hakkında seminerler veriliyor. Aynı zamanda her sabah sporla başlıyorsunuz ve ileride konser alanı var, oraya da çekeceğim sizlere. Orada da her gün konser veriliyor, çok ünlü sanatçılar geliyor konsere. Gerçekten çok eğlenceli bir festival olduğunu düşünüyorum. Evet dostlar, Wolfest'teyiz ve DJI standındayız. Semih bize dronelar hakkında bilgi verecek. Evet Semih, nasıl gidiyor? İyiyim, sağ ol. Çok güzel gidiyor. Harika. Katılım nasıl? Katılım güzel. Uçuş etkinlikleri yapıyoruz. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Süper. DJI yeni ürünlerden hangisini kullanıcılarına sundu? En son Mavic 3 Pro modelini sundu. Şu model değil mi? Evet. Mavic serisinin en son serisi. En son serisi. Aynen öyle. Mini serisine gelirsek Mini 3 Pro modeli. Bu bayağı bir devrim oldu bu arada gerçekten. Çünkü neden? Evet. Mini serisinde eskiden sensörleri yoktu. Artık Mini 3 Pro modelinde ön ve arka düzeyde de artık. Bu çok önemli değil mi? Tabii yani bu çok önemli bir şey. Çünkü neden? Engel algılama olsun, evet, engellerden kaçma olsun. Yazılımı sayesinde, sensörler sayesinde rahatlıkla aşabiliyor. Özellikle dik çekim olması da tabii, avantaj. Tabii dik çekim olması çok büyük bir avantaj aslında. Sosyal medyayı daha çok böyle içli dışlı olan insanlara bunları öneriyoruz zaten. Evet. Hem 500 gram altı ürünleri olduğu için mini ailesi. Sivil havacılıkla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Tabii kaç gramdı bu? 249 gram. 249. Sivil havacılık 500 grama kadar. 500'ün üzeri sivil havacılık kaydı gerektiriyor bu arada. Evet. Bilginiz peki, olsun. Mavic 3 Pro değil mi bu? Son model. Evet, son modeli bu. Peki ne gibi farklı özellikleri var bu drone'un? 3 adet kamerası bulunuyor. Normal Mavic 3'te bu klasik bu arada. Çift kamera vardı. 28x zoom. Hasselblad dediğimiz bir kamera markasıyla anlaşmalı DJI. Tek kamera. Mavic 3 Pro'da da 3 adet bir kamera mevcut. Avantajı nedir 3 kamera olması? 7x, 3x, 28x. Çok iyi zoom yapabiliyorsun. Tabii evet, zoom konusunda bir sıkıntı yok. Süper. Evet Semih, fiyat aralığı nedir? Veyahut da izleyicilerimiz, drone kullananlar nasıl ulaşabilir bu drone'lara? Şöyle, biz Carpo Karacasulu firması olarak Türkiye distribütörünü yapıyoruz. Normalde bu DJI bir Çin markası. Türkiye'ye ithalatını biz yapıyoruz. Aynı zamanda eğitimi olsun, satışı olsun, teknik servis desteği olsun. Her şey Carpo Karacasulu firmasına ait. Fiyat olarak güncel fiyatlarınızı carposhop.com üzerinden de ulaşabilirsiniz. Peki izleyicilerimiz standa geldiği zaman burada evet, drone'ları kullanabiliyor mu? Tabii ki kullanabiliyor. Arkada gördüğünüz bir stand var. Bir pistimiz daha doğrusu. Evet. Karanlık olsun hiç fark etmez. Aydınlatmamız sayesinde rahatlıkla uçuş deneyimi sağlıyoruz. Evet, madem standa geldik, bir drone kullanmadan olmaz. Evet. Hadi bakalım. Evet, çok heyecanlıyım. İlk defa drone kullanacağım. 3 senedir kullanıyoruz ya. Evet, hazır mıyız Semih? Evet, hazırız. Hadi hazırsanız başlayalım. Ben de hazırım. Buyurun. Tamam.
Evet dostlar, drone'umuzu kullandık. Elimizde bile kaldırdık. Hatta Semih bize yardımcı oldu. Şimdi Enes'in yanındayız. Hangi DJI'nin ürünlerine bakıyoruz? Gimbal'lara bakacağız. Gimbal seçeneklerine bakacağız. Enes merhaba. Merhabalar. Nasıl gidiyor festival? Vallahi neşeli gidiyor. Bol bol drone uçurup kaldırıyorsunuz. Süper ya, çok zevkli. Bayağı İşiniz zevkli. Gerçekten çok zevkli. Zevkli. Zevk alarak yapıyoruz zaten bunu. Evet, hadi stand'a gidelim de bakalım hangi ürünler var DJI'da. Enes bize şimdi gimbal ürün çeşitliliğinden bahsedecek. Evet, telefon için hangisi, profesyonel makineler için hangisi ve kompakt olarak kullanabileceğimiz hangisi? Tekrardan hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi telefon için kullanmak isteyenler direkt Osmo Mobile 6'mızı kullanabilirler. Evet. Bunun kullanımı gayet basit. Mıknatıslı, sert mıknatıslı bir sistemi var zaten. Evet. Telefonunuzu buraya bağladığınızda çok kolay bir şekilde ayarını zaten yapabiliyorsunuz. Diğer profesyonel daha üst gimbal'lara kıyasla ekstra bir şey gerek kalmıyor. Bir de bunları kapatırken böyle ufak bir hale getirebiliyorsunuz açıkçası. Çok pratik yani. Çok pratik oluyor. Aynen. Kullanım kolaylığı da çok fazla. En büyük hangi telefonu kullanabiliyoruz? En boyut olarak? 14 Pro, Pro Max, bunların hepsini takabiliyorsunuz aynı şekilde. Ben de bunu zaten 13'le kullanıyorum iPhone. Aa, süper. Profesyonellerde? Profesyonellerde şu anda RS3 Mini'miz var. Evet. Şu sıralar aslında biraz daha profesyonel bir aynasız makine kullananlar bunlara bir yönelim sağladı. Evet. Tabii ki bunlarla kullanmadan önce bir uyumluğa bakmak gerekiyor. Makineniz artı gimbal'ın uyumluğuna. Buna da evet. DJI'nin kendi sitesine ulaşabiliyoruz. RS3 Pro'muz var ve RS3'ümüz var. Evet. RS3 Pro'da biraz daha artık ağırlığımız artıyor. Daha fazla ağırlığa kadar taşıyabiliyor. 3,5 kiloya kadar. Çok güzel. RS3'te de 3 kilo kadar taşıyabiliyor. Zaten bunlar yapımıyla da birlikte yani genel olarak hafif cihazlardır. Siz de bakın. Aynen. Yani böyle pro bir cihaz için bu kadar fazla bir ağırlık kaldıracak cihaz için gayet ufaklar ve hafifler. Evet, gayet iyi. Kompakt bir kullanım var. Bir de bunlarda şöyle bir güzellik var. Siz kameranızı, sisteminizi kurduktan sonra buralarda kilit sistemlerimiz var bizim. Evet. Açıp aynı şekilde gimbal'ı kullanırken aktif bir şekilde kullandıktan sonra cihazımızı kapadığımızda aynı şekilde bu kapanışa geçiyor. Tekrar açtığınızda eski bıraktığınız yerden devam ediyor. Oo, süper. Böyle de bir rahatlığı var açıkçası. Aynen, süper. Peki kompakt olarak basit bir kullanım. Osmo neydi? Pocket 2 Osmo değil mi? Osmo Pocket 2'miz var. Pocket 2, evet. Şu sıralar böyle herkes vloglara artık biraz daha soyundu diyeyim açıkçası. Aynen öyle. Biraz daha vlog çekmek istiyoruz. Evet. Böyle vlog çekimlerinde Pocket 2'mizi kesinlikle çok rahat bir şekilde kullanıyoruz. Harika. Kameramızı kendimize döndürebiliriz. Otomatik modları var. Telefona bağlıyoruz. Ayrıca bu cihazların, bir önceki cihazların hepsi de aynı şekilde telefonumuza bağlanabiliyor. Telefondan da kontrollerimizi yapabiliyoruz. RS3 Pro'da da, RS3'te de telefona bağlayıp telefondan bile baktığımız yere zaten çekebiliyoruz. Bu da ayrı bir kolaylık oluyor. Süper. Üzerindeki kendi mikrofonu da olsun, görüntü kalitesi olsun. Kendi mikrofonu da var değil mi dahili? Tabii, üzerine dahili mikrofonları da bulunuyor onların. Görüntü sabitleme açısından da gayet sağlıklı çalışıyor zaten. Peki Enes, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun uğradığınız için. Harika ürünler. Evet, DJI içerik üreticileri için gerçekten harika bir stand sunmuş. Bol seçenek, bol teknoloji. Enes de bize bahsetti, sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkür ederim. Evet, feste de gezmeye devam ediyoruz. Evet dostlar, iGrill standındayız şu anda. Kampçıların en sevdiği şey nedir? Mangal yapmak. Evet, en önemlisi de işte iGrill'de bunu çok profesyonel bir şekilde arkamda gördüğünüz ürünlerle başarmış. Şimdi Kadir Bey bize mangallar hakkında bilgi verecek. Hadi bir bakalım. Kadir Bey'le beraberiz. Şimdi bize iGrill'in o muhteşem mangallarından bahsedecek. Evet Kadir Usta, kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
4 ölçüde mangalımız var. Bu 402 milim dediğimiz mangalımız, evet. 1.2 milim saç kalınlığı, üzeri teflon kaplı bir üründür. Isıya dayanıklıdır. Şöyle açtığınız zaman 4 kişiye kadar rahatlıkla hizmet eder. Evet. Döküm çeşitlerimizi üzerinde kullanabilirsiniz. Kademeli ayakları sayesinde çantaya girecekse hale gelir. Evet, peki bunu araçlarımızda pratik bir şekilde taşıyabiliyor muyuz? Tabii ki, araçlarımızda çok rahat bir şekilde. Çantası da görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim onu da. Şöyle rahat bir şekilde taşıma sağlayabilirsin. Vallahi gayet pratik. Bunlar herhalde biraz daha bahçe tipi. Evet, bunlar bahçe tipi. Teras, bahçe. Şu tellerin özelliği nedir? Bu teller krom kaplı teldir. Krom kaplı. Sağlıklı evet. Mıdır peki sağlık açısından? Kesinlikle sağlığa uygunluğunu tespitlerini yaptık. Sağlığa evet. Uygundur. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Ömürlük müdür peki? Yani aldık bir kere. Evet. Torunlarınıza kadar çok rahatlıkla o kadar kullanabilirsiniz. Ömürlük yani. Tabii ki sizin bakımınızla da alakalı. Siz tabii. Ne kadar ilgi gösterirseniz o da onun karşılığını verecektir size. Peki bir mangala nasıl bakmalıyız? Bir mangala nasıl bakmalısınız? Mangalınız bittikten sonra evet. Mangalın temizliğini daha üzerindeki yağlar kurumadan yapmanız gerekir. Ya. Daha sonra kapağını kapattığınızda koruma kılıfı vardır. Kılıfını üstüne geçirdiğiniz zaman ömrünüzün sonuna kadar o mangala bir şey olmaz. Değil mi? Yani evet. Etimizi pişirdik, evet. Üzerindeki yağları temizledik, kılıfına koyduk, evet. O şekilde saklıyoruz. Kesinlikle. Hiçbir şekilde yağları üzerinde bırakmıyoruz. Hiçbir şekilde üzerinde bırakmıyoruz. Ondan sonra ömür boyu mangalınızı kullanabilirsiniz. Sonra daha büyük modeller var şunlar. Evet. Bunlar herhalde bir 10 kişilik aileyi doyuracak tarzda. Yani yaklaşık 20 kişiye kadar mangalı çok rahat kadar. Bir şekilde hizmet eder. Bu da o iki telli ızgaramdır. Bu da üç telli olarak nitelendirdim. 740 milim barbeküm. Dinlendirme teli çevirme işlemi yaptığınız zaman çıkartabilirsiniz. Çıkartıp ondan sonra çevirme işlemi yaparken daha geniş bir alana sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda dereceleri var galiba bunda. Tabii, onu da gösterelim hemen. Bunlar analog termometredir. Bunlar mangalın iç ısısını gösterir. Bunun evet. Dışında dijital termometre seçeneğimiz de var. Dijital termometreyle de hem pişirdiğiniz ürünleri hem de mangalın iç derecesini görebilirsin. Bu da o 30 kişilik. Bunlar da mangal eldivenleri. Evet, bu eldivenler herhalde ısıya dayanıklı. Evet, ısıya dayanıklı bir üründür. Ateşi de kısa süreli temas edebilirsiniz. Kömürlerin yerlerini değiştirmek, kömürlerle oynamak istediğiniz zaman yani. Tutabilirsiniz. Problem yaşamazsınız. Bayağı iyiymiş. Evet, mangalcılar özellikle tavsiye edilir. En büyük ürün bu. Evet, 1 metre bir ürünümdür bu. 1 metre. Bunda evet. Tamamen 20 kiloya kadar, 24 kiloya kadar kuzuyu rahat bir şekilde çevirebilirsiniz. Ha, bunda kuzu çevirme yapabiliyoruz. Evet, asıl bundaki yapım amacımız hem geniş aileler hem de kuzu çevirme içindir. Valla gerçekten derinliği de var bayağı. Evet, büyük derinliği de yüksektir. Hatta derinlik ayarını da şuradan yapabilirsiniz. Ooo, derinlik ayarı yapılabiliyor. Peki Kadir Bey, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Size festivalle başarılar diliyorum. Teşekkür İnşallah ediyorum, sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz, kolay gelsin. Umarım görüşürüz. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? Evet sevgili dostlar, yine yeniden otomobil firmasının standındayız ve yine Murat'la beraberiz. Evet. Murat nasılsın? Hoş geldiniz Orçun Hoş Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür Sağ ederim. Olun. Seni çok mutlu olduk tekrar. Gerçekten. Sizi standımıza görmekten, sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni ürünlerimiz var. Evet. Fuarda daha önce çekmek nasip olmamıştı. Arkamda evet. GMC ürünümüz. Çok dikkat çekici bir ürün. Kesinlikle. Evet. Beğendiniz mi? Harika. Ben karavanım diyor. Evet kesinlikle. Hatta ben büyük abiyim diyor. Evet. Bizim normal gladiatörün X-Large olan versiyonu. Evet. Gladiator biliyorsunuz çok başarılı bir ürün. 35-36 farklı ülkeye ihracatı yapılıyor. Hatta şu anda Gladiator Camper Avustralya diye Instagram'da aratın. Dünyanın tam öbür ucunda da satıldığını göreceksiniz. Evet. Bu kadar başarılıyken bunu Amerikan pick-up'lara uyarlamamak olmazdı. Kesinlikle. Çünkü Amerikan pazarında ve Orta Doğu pazarında hep büyük pick-up'lar var. Bizden sürekli daha büyüğü, daha büyüğü gibi talepler geliyordu. Ve biz daha büyüğünü yaptık. Harika. Bu model şu anda GMC
üzerinde görüyorsunuz ama sadece GMC ile uyumlu değil, aynı zamanda Chevrolet'in Silverado serisiyle, Ford'un F serisiyle, özellikle F-150, 250, 350, Chevrolet Silverado'nun 2500, 3500'ü, yine GMC'nin 2500, 3500 HD'si, Nissan'ın Navara diye olarak bildiğimiz kabinin yurt dışında daha büyük bir kabin versiyonu var, onunla uyumluluğu var ve o boyuttaki aslında birçok pick-up'la uyumluluğu olan bir üründü. Türkiye'de talebi nasıl peki? Türkiye'de talep çok fazla var. İnsanlar bunu gördükten sonra önceki versiyonu, diğer Gladiator'ı almak istemiyorlar. Çünkü bu gerçekten büyük karavan boyutlarında. İçindeki yatak şu anda 1.65'e 2 metrelik bir yatak. Ev yatağından da büyük. Onu gördükten sonra çok etkileniyorlar ama evet, araçların fiyatını durduktan sonra öyle mi deyip diğer ürünü almaya. Peki 4 kişilik bir aile rahatlıkla çok kalabilir rahat mi? Çok rahat yatabilir. Şöyle ki dediğim gibi üzeri, yukarıdaki ana yatağımız zaten 1.65'e 2 metre. Evet. Yani ev yatağından büyük, 2 kişi çok rahat yatabiliyor. Arada bir masa ünitesi var. Masa hibrit biliyorsunuz. Çökerttiğinizde orada 2 kişilik bir yatağa dönüşüyor. Biz bir de bunun üzerine araç üstü çadır uygulamamız var biliyorsunuz. Evet. Altı fiber, üstü fiber, yanlar sadece çadırdan oluşuyor. Pop-up çadır gibi düşünebiliriz. Araç evet, üstü çadırlar. 1.30'a 1.90'lık 2 kişinin yatabileceği bir yatak da orada oluyor. Evet. Yani totalde artık 5 ya da 6 kişi bu ürünle gayet rahat ve keyifli, konforlu hem seyahat hem de konaklama yapabiliyorsunuz. Arazi şartlarına uyumlu mu peki? Arazi şartlarına uyumlu. Daha güzel bir şeyden bahsedeceğim. Bu Amerikan tipi pick-up'lar hep bizim algımızda şu var. Çok fazla yakıt sarfiyatı var. Usturuplu kullandığınızda inanmayacaksınız ama bu araç 10 litrenin de altına düşebiliyor. Öyle bir şey var. Yakıt verisi muazzam. Zaten arazi için üretilmiş araçlar. Yani hiçbir problem, engebeli alanlarda problem yaşamazsınız. Ben bu ürünü yaklaşık 6000 kilometre kadar kullanma fırsatım oldu. Bununla 2022'deki Düsseldorf Karavan Salonu'ndaki fuara gittim geldim. Çok keyifli, çok konforlu bir araç. Buyurun şimdi harika, içeriye bakalım. Hadi içeri bir bakalım. Hadi. Yes is my life, my strife, my right to fight to die on. And this is my game to play to claim a brand new. Evet Murat, gerçekten çok geniş. Yani ben gladyatörü deneyimlemiş birisi olarak bu çok daha farklı. Evet, kesinlikle. Bunu tercih edebilirim. Ama parasal konuda. Para aslında kabin olarak çok makul. Dediğim gibi altındaki araçlar biraz fiyat olarak yukarıda görünüyor. Sahibinden.com'da 300'e yakın araç var bu klasmanda, bununla uyumlu olan ürünler. Evet. Oradan müşteriler araç fiyatlarına baksınlar. Bu ürün yaklaşık 22 bin euro bandında bir standart donanım başlangıç fiyatı var. Opsiyonellerle birlikte 35-36 bin eurolara kadar çıkabiliyor. Burada evet, tabii sizin ne istediğiniz de önemli ama dediğim gibi yani alan çok ferah, çok rahat ve çok havalı bir ürün yaptık bu sefer. Aynen. Yani şöyle yatağın boyutu dediğim kadar var mıymış? Burada kesinlikle, iki değil bazen üç kişi de yatılabilir mi? Kesinlikle. Siz söyleyin efendim. Kesinlikle. Aynı zamanda bu da yatak oluyor. Yatak oluyor. Aynen öyle. Bu masa açılıyor ve öbür tarafa açılıyor. Pistonlu. Tuşa bastığınızda artık bu yapıya geçtik. Tamamen yere çöküyor. Buranın minderleriyle birlikte buraya da yatağı çevirebiliyorsunuz ama evet, sizi gladyatörde hep 49 litrelik buzdolabına evet, alışkındınız. Şu anda 90 litrelik büyük boy buzdolabımız. Büyük boy buzdolabı. Burada evet, çok etkili şekilde evet, Ted Ward'un ürünü var. Evet. Gene gladyatörde biz kasetli, portatif kasetli tuvaletlere alışkınız ama burada orijinal kasetli tuvalet var ve aynen, dıştan kasetli şekilde alıp kullanıyorsunuz evet, büyük karavanlardaki gibi. Su ısıtma, ortam ısıtma her şey içinde mevcut olarak gelebiliyor. Doğal olarak çok keyifli bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Sizin yorumlarınızı alalım. İlk bakışta neler düşünüyorsunuz? Ben gerçekten çok beğendim. Şimdi araç albenisi olan bir araç. Evet. Güçlü bir araç. Arazi şartlarına da uyumlu. Şimdi kampçı arkadaşlar da bilirler. Yani zorlu arazi şartlarında güçlü araçlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Kar kamplarında özellikle. Kar kamplarında buna ihtiyaç duyuluyor. Bu araçta bence hiçbir sıkıntı yaşanmaz ve geniş aileler içinde bulunmaz evet, bir pick-up karavan diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Ve aynı pratiklik devam ediyor. İstediğiniz zaman aracın üzerinden indirip karavanınızı kenarda tutup pick-up'ınızı günlük rutin işlerinizde kullanabiliyorsunuz. Tatile evet, gideceğiniz zaman tekrar eklemleyip hayatınıza, kamp hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Bu gerçekten ciddi bir nimet. Ek kasko, ek sigorta gibi bedeller ödemenize gerek yok mobil yaşam kabini olarak geçtiği için ama buna aksesuar kaskosu ve sigortası da yaptırabiliyorsunuz. Yani bu da bir avantaj. Yani aynen, size kalmış şekilde devam ediyor. Ürün bu şekilde efendim.
Peki Murat, verdiğin bilgiler için yine çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki seferde eşiniz ve kızınız da sizleri bekliyoruz. Evet, onlara da buradan selam. Selamlar. Hoşçakalın efendim. Kendine iyi bak Murat'cığım. Sağ olun, görüşürüz. Kolay gelsin. Sizlere. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, oh. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Wolfest harika bir festivaldi. Gerçekten çok eğlendik. Değerli bilgiler aldık. DJ standını dolaştık. Mangallar hakkında bilgi aldık. Dans ettik, eğlendik. En önemlisi de otomobil standına uğradık. Murat bize çok yardımcı oldu. Değerli bilgiler verdi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Videolarımızdan da haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.